Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere kendi menümden bir kesit paylaşacağım. Yeşil mercimekler, işte çorbası, buraya malzemeleri bıraktım zaten, görüyorsunuz. Şöyle ufak tencereme su koydum, kaynadı. Şurada bir su bardağından 2 parmak eksik yıkanmış yeşil mercimeğim var. Şimdi bunu kaynayan suyumun içine bırakacağım. Yumuşayana kadar bu şekilde kaynatmaya devam edeceğim. Biraz böyle yumuşadıktan sonra içerisine eriştelerimi bırakacağım. Çok çabuk, pratik olan bir çorba. Ben bunu bu kez yaptığımda sulu yapacağım biraz, ama bunu biraz daha koyu kıvamlı yapıp yemek olarak, yani sadece ana öğün olarak da yiyebilirsiniz. Şimdilik bunları kaynamaya bıraktık. Kaynasın, biraz yumuşasın. Daha sonra içine bir su bardağı kadar burada kesilmiş erişten var. Bunun yerine böyle kesme mantılardan falan da atabilirsiniz. Ama ben bugün erişteyle yapacağım. Devamında inşallah görüşelim. Evet arkadaşlar, mercimekleri yaklaşık 10 dakika haşladım. Böyle telefondan gösterebilir miyim acaba? Şöyle bakacağım. Böyle kenarından hafif kendini bırakmaya başladı mercimeklerim. Şimdi bunun içine bir su bardağı kadar erişteyi bırakacağım. Ben kara suyunu çıkarmadım. Ayrıca boşaltma ihtiyacı duymadım. Bana göre bütün vitamini orada mercimeğin. Zaten içine de salça koyacağımız için renginde herhangi bir farklılık olmayacak. Ben demin erişte yerine mantı da katabilirsiniz dedim. Onu da göstermek istedim. Şöyle ufak bir kaba koyup. Bunu biz kendimiz yapıyoruz. Erişteyle aynı hamur, sadece şekli farklı. Eğer elinizde bu, işte bu ya da bunun karesi olanlar oluyor. Biz onu da kesiyoruz. Top mantı deriz ona da. Onu da koyabilirsiniz. Tercihen size bağlı. Ben ne zamandır erişteli yapmadığım için onunla yapacağım. Şimdi zaten hamurda çabuk pişen bir şey, biliyorsunuz. Bu da bir 5-10 dakika arası pişmiş olacak. Daha sonrasında inşallah görüşelim. Evet arkadaşlar, şimdi eriştelerim de pişti. Mercimekleriyle ikisini bir kontrol ettim. Şerisi yakından da göstermeye çalışacağım. Şu şekilde. İkisi de piştiler gayet. Şimdi o bir taraftan kaynarken ben bir tarafta böyle biraz salça kavurmuştum. Bunun içine soğan yapanlar da var açıkçası, ama ben soğan olduğu zaman o alıştığım lezzetin dışında olmuş oluyor. O yüzden soğan koymuyorum. Sadece salçayla, tuzunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çünkü biz kendi salçamızı kendimiz yaptığımız için tuzu da ona göre içerisinde var. Yaptığım hiçbir yemeğe özellikle zaten üstten tuz eklemesi yapmıyorum. Şimdi rengine göre biraz daha ekleyeceğim ben. Biraz daha salçalı sevdiğim için. Şu şekilde yeterli galiba. Çok basit bir çorba, ya da koyusunu biraz daha az sulusunu yaparsanız yemek olabilir. Bana göre doyurucu. Ben bunun üzerine şimdi nartoz kullanacağım, ama eğer sizde yoksa ya da sevmiyorsanız nane de zeytinyağı ile beraber yapabilirsiniz. Nartoz da şu şekilde. Nanenin bir cinsi gibi, biraz daha kadifemsi bir yapısı var. Bunu bana annem vermişti. Biraz da bundan katacağım ben içerisine. Bunu biz yağıyla falan kavurduğumuz için ayrıyeten başka bir yerde kavurma ihtiyacımız yok. Ben dediğim gibi naneyle de gayet güzel oluyor. Biraz daha ekleyebilirim. Şekilde. Bu artık hazır. Dinlendikten sonra tüketebiliriz. Ben size onu yakından böyle biraz kepçeyle de bölüp göstermek istiyorum. Biraz. Bu şekilde netledim mi? Zaten bu durdukça biraz daha özleşecek birbiriyle. Dinlenince daha lezzetli olacak. bu şekilde çocuklar için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Bizi severek tüketiyoruz, en azından onu da söyleyeyim. Ama dediğim gibi içerisine soğan vesaire yapanlar da var ama ben dediğim gibi alıştığım lezzetin dışında olduğu için soğan yapmayı, içerisine koymayı tercih etmedim. Ama tercihen damak zevkinize değer uyuyorsa yapabilirsiniz. Ben şimdi bunun ağzını kapatacağım. Dinlendikten sonra güzelce tüketmeye hazır. Umarım siz de denersiniz. Afiyet olsun şimdiden deneyecek olanlara.